Herkese selam. Bugün vereceğim bilgilerde ağzınız açık kalabilir. Veya oha demek ki büyük kanallar da böyle video fikri buluyormuş diyeceğinize eminim. O yüzden zamanınızı almadan videoya geçiyorum. Öncelikle YouTube'umuza girdik. Daha sonra arkadaşlar oturumumuz kapalı gördüğünüz gibi sağ üst taraftan 3 noktaya tıklıyoruz. Buradan konumu arkadaşlar istediğiniz yapabilirsiniz. Burada hepsini de deneyebilirsiniz. Hiç fark etmez. Ama ben size en önemlilerinden göstereceğim. Buradan geliyorum arkadaşlar. İngiltere'yi seçiyorum. Daha sonra buradan bir sekme açıyorum. Çeviriye giriyorum. Bir daha bir adet çeviri lazım çünkü. Buraya arkadaşlar şimdi iyi izleyin. Vereceğim örnekler arkadaşlar bütün kanallar için geçerli. Gördüklerimden bahsedeceğim. Dünyanın en korkunç kaydırağı yazdım, değil mi? Gördüğünüz gibi. Buradan çevirdim. Bunu kopyalıyorum CTRL-C ile. Buraya hemen yapıştırıyorum. Aşağılara iniyorum. Gördüğünüz gibi şöyle bir video buldum. 5,7 milyon. Hemen şu çeviriye tekrardan geliyorum. Türkçesini yapıştırıyorum. Türkçesini kopyaladım. Buradan tekrardan YouTube'a giriyorum. Buradan tekrardan yapıştırdım. Şu an belki de şaşırmış olabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aynı kapak. Şöyle. Gördüğünüz gibi sadece Türkçe'ye çevrilmiş hali. Gördüğünüz gibi. Hiçbir değişiklik yok. Sadece yani bu yabancı kanaldan alınmış Türkçe'ye uyarlanmış. Ha, belki bu size etik gelmeyebilir ama insanlar oturup da şunu yapmıyor yani. Acaba hangi içeriği üreteyim? Devamı da var. Sadece bir video ile olacak iş değil bu. İlginç bilgiler yazalım. Şunu kopyalayalım. Şuraya yapıştıralım. Gördüğünüz gibi böyle bir video çıktı. Hemen bunun Türkçesini de bulmaya çalışalım. Mesela şuraya gelelim. Uçaktaki dışkılar nereye girer? Mesela gördüğünüz gibi yani %97-98 bir şekilde thumbnail küçük resim aynı zaten gördüğünüz gibi. Türkiye'de yapılan daha çok izlenmiş 1,3-1,4. Şöyle bir video görmüştüm arkadaşlar. Her gün su içersek ne olur? Gördüğünüz gibi böyle bir video var. İki tane, biri işte ruh içene, diğeri iyi fikir. Diğer zaten altta da bir 3-4 tane video var. Çok video yok bu konu hakkında. Mesela bunun hemen Türkçe, İngilizcesini şuraya yapıştıralım. Şöyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Aynı mesela kapak resim aynı. Şunu kapatalım aynı. Mesela Ruhi Şenet bu videonun Türkçesini yapıp yapmış. Yani bu yanlış bir şey değil arkadaşlar. Sakın yanlış anlamayın. Sadece yabancıdan Türkçe'ye çevrilmiş bir hali. Mantıklı da yani yaptığı hareketler. Sonuçta hepimiz videolar üretiyoruz. Kimimiz yabancı kanallardan alıyor, kimimiz Türkçe içeriklerden alıyor. Eğer arkadaşlar sıfırdan yeni bir kanal açıyorsanız özgün videolar atmayın. Yani benim tavsiyem bu. Dikkate alırsınız, almazsınız bilemiyorum. Ama bana kalırsa özgün video atmayın. Siz bir özgün, çok güzel bir video yaptınız. E zaten sizi kimse izlemiyor ki. Nereden bulacak da izleyecek, anladın mı? Ha, mesela isminiz şey olsun. Ahmet Oyunda olsun. Mesela Ahmet Oyunda yazıp kimse izlemez, anladınız mı? Benzer içerikler üretin. Sağda solda tutmuş videolara nazaran benzer içerikler üretin. Belirli bir yere kadar tabii ki yani. İzlenmeye başladığınızda tabii, izlenmek denilince size, sizin için izlenme kaç oluyor? 50 bin mi? 1 milyon mu? 5 milyon mu? Bilemiyorum. İzlenmeniz gereken sayıya ulaştığınız takdirde atmanız gereken videoları zaten özgün olarak atarsınız. Şu an benim yaptığım videolar gibi mesela, ben şu an özgün video atmıyorum. Eğitim kanallarda biraz özgün içerik zor oluyor. Yani yapılamaz mı? Yapılabilir tabii. Eğitim kanallarına zaten hiç girmek istemiyorum. O kadar boş videolar var ki yani şuraya arkadaşlar. Bak yine sinirlendim. Şuraya YouTube izlenme arttırma yazdığımız zaman yani o kadar boş video var ki. Yani bildiğin bomboş videolar ya. Ya tabii bakayım. Yani elimi arkada 5 parmağım geçmeyecek kişide insanlar var bu YouTube izlenme arttırma konusunda. Çok gerçekten yani güzel ve düzgün bilgiler veren, 5 parmağım geçmeyecek bilgiler veriyor birkaç kişi. Tutmuş kanallar var, tamam mı? 1000 tane yorum var veya 200-300 tane yorum var. Birine bile kalkıp cevap vermemiş. Artık ne yaşıyor bilmiyorum ama herhalde tutunca çok da üstünde durulmuyor. Artık nasıl olsa tuttu. Ekmeğime bakıyorum ben falan tarzında. Bilmiyorum, neyse o topa fazla da girmek istemiyorum. Şuradan Ruhi Çenet 2'ye girelim. Şurada arkadaşlar mesela gördüğünüz gibi şöyle bir video var. İşte hangisiydi?
Bulabilirsem hemen göstereceğim size. İzlanda hakkında hiç bilmediğiniz 27 inanılmaz gerçek. Mesela buraya geldik arkadaşlar. Dur. İzlanda hakkında gerçekler dedik. Şuraya. Bunu kopyala, buraya yapıştır. Şöyle. Bakın. Küçük resme ilk önce bir dikkat edin. Baktınız. Buraya geldiniz. Yani arkadaşlar, birisi sağda yani Ctrl T yapıp Photoshop'ta mesela çevrilmiş bir şekilde. Ya belki üstüne bir iki tane oynama vardır, tam bilemeyeceğim ama video %100 aynı diyelim ben size. Videonun kapak resmi %100 aynı. Ha belki bu videodan çevrilmemiş olabilir ama gördüğünüz gibi yani çok da fazla üstüne durmaya gerek yok. Yani yabancı içeriklerden alıyor insanlar arkadaşlar. Eğer siz de gerçekten YouTube'a başlamak istiyorsanız burada tutmuş videoları yapabilirsiniz. Farklı emojilerle işte bilmem bir şey yapma. Onların hepsi yabancı ülkelerden alınma. Hatta bakalım. Ülkeleri emoji ile tahmin etme yazayım mesela. Şuraya al, kopyala, yapıştır. Mesela gördüğünüz gibi tonlarca çıkıyor ya. Bakın. O yüzden arkadaşlar, eğer sıfırdan başlamayacaksanız, yani belli bir yere kadar gelmişsiniz, bunu her kanal için yapabilirsiniz bu arada. Size arkadaşlar şunu da göstereyim. İlk başta gösterecektim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, Don Challenge. Yani bu videoyu aynısını hemen size göstereyim. Girelim buradan Kafaların kanalına. Gördüğünüz gibi Don Challenge. Yani bildiğin kopyala yapıştır. Yani yanlış bir şey değil. Sakın yanlış anlamayın arkadaşlar. Yapın. Sizler de yapın ama değiştirerek yapın. Yoksa kopyala her şeyini aynı yapıştır. Öyle bir şey yapmayın yani. Her şeyiyle aynı bir şekilde kopyalayıp yapıştırmayın. Sadece belirli yerlerinden bir şeyler alın ve kendinize özgü bir şekilde yapın. Mesela aynı şekilde. Bunlar da konuyu almış, kendilerine özgü bir şekilde yapmışlar. Çok da güzel olmuş ki izlenmiş. Bu videomuz da bu kadardı arkadaşlar. Bana destek olmak için bildirimleri açıp paylaşıp abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.